Selamünaleyküm arkadaşlar, merhabalar. Hatice Sever, Euroskler'de Antika kanalıma, Bursa'dan, Ulu Cami'den hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet. Şöyle bir bakalım. Üç gündür buradayım. İstanbul'dan. Pazar günü geldim arkadaşlar ve bugün de dışarıya çıktım. Şöyle dışarıya çıkmışken size böyle bir görüntü alayım dedim. Hava çok soğuk. Biliyorsunuz Bursa'nın havası da havası. Keskin bir havası var. Ama burası her zaman kalabalık. Kadınların da camiye gittiği bir şehir camisi. Bursa'nın simgelerinden, en önemli simgelerinden bir tanesi. İçeriye girelim bakalım. Evet. Her girişe gelirim. Burada semboller var. Oraya doğru gitmeye çalışıyorum. Bazen bayanları koymuyorlar, kadınları. Gitmeye çalışacağım. Son 6 yılında yapılmış olan bir cami, Ulu Cami. Evet arkadaşlar, camiyi geziyoruz. Tabii ben unutmuşum. Yanımda rehberim var. Burası Yıldırım Beyazıt Han'ın Balkanlarda kazanmış olduğu bir zafer. Cihattan, zaferde, savaştan sonra zafer abidesi olarak yaptırmış olduğu bir camidir burası. Evet. Ve cami 19 kubbeden meydana gelmekte. Ve bu kubbelerden, yani kiliseden falan çevrilmemiş arkadaşlar. Değil, sıfırdan değil. Yapılmış. Burası zafer abidesi olarak Bursa'ya inşa edilmiş olan bir şey. Bursa o zamanlar bu Osmanlı'nın başkentiydi. Şeydi, bu kiliseden çevrilen camileri Selahaddin camileri mi deniyor? Hayır. Ya? Onları Selahaddin cami. Yani çoğunlukla zaten zafer abidesi olarak alınmış olan, kılıç hakkı olarak yapılan yerler hep büyük kiliselerden dönme. Ama tabii Selahaddin camisi de denir onlara da. Onlar genelde İstanbul'dadır. Bursa'da da Ulu Cami, bir Selahaddin camisi, Yıldırım Beyazıt Camisi var Yıldırım semtinde. O da bir Selahaddin Camisidir. Bir de Çekirge'de Muradiye, 1. Murat Hüdavendigâr Camisi var. Arkadaşlar bakın cami. Buradan görüyorsunuz planetleri, yani burası, galaksileri. Burası şuradan daha ay sistemi, güneş sistemi. Güneş sistemi. Buradakilerin hepsi güneş sistemi. İslam 1390 yıllarında bile İslami ilimler güneş sistemini keşfetmiş. Ya. Ama 1500'lerde yok işte dünya yuvarlak Galileo diye bize yutturmaya çalıştıkları bir şey. Ama evet. İlk önce Müslüman alimler güneş sistemini bulmuşlar ve bunu da bir mihrabın üzerine nakşetmişler. Nakşetmişler işte burada. Güzel bir şekilde. Düşünün bakın. Burası, buradan daha iyi görülüyor, şuradan görülmüyor. Hayır, bu yandan görülüyor. Evet. Şu yandan cam konulduğu için. Çünkü ellenmemesi için bu 600 küsür yıllık bir abide. Evet. Ellenmemesi ve tahrip olmaması için saklanıyor. Diğer tarafında ise bu mihrabın diğer tarafı da, burası da galaksi sistemini yansıtan bir görüntü. Bu yani, şu tahtalar orijinal. Orijinal tahta. Caminin ilk yapıldığı zaman. Tabii ki zamanki, herkes elini sürse ne olur? Evet. Ona göre koruma yapmışlar. Zamanki. Ama biz önceden geldiğimizde yoktu bu camlar. Var, camlar yoktu. Camlar yeni. Evet. 5-6 yıldır bir muhafaza olsun diye. Çünkü çok tahrip olmaya başladı. Herkes ellediği için. Evet. Ve çeşitli şeyler. Ondan sonra Hat sanatları. Hat sanatları var. Ama şuradaki bir vav. Hızır Vavı'dır bunun ismi. Hangisi Hızır Vavı? İşte bu vav. Evet, bu çok çok meşhur arkadaşlar. Hızır Aleyhisselam'ın cuma günleri gelerek bu vavın burada namaz. Şöyle yapalım. Namaz kıldığı rivayet olmuş. Şu. Hızır Aleyhisselam gelip burada mı namaz burada kılmış? Burada namaz kılıyormuş. Rivayet edilir. Bu vavın altında. Ve vavın üzerindeki Kabe.
bu Kabe 250 yıl önce yapılmış olan bir tablo. Hmm. O zamanki teknikle 3 dry boyutu diyerek üç yapılmış. 3 boyutlu. Kabe'nin kapısı olan altın şeklindeki varaka nereden bakarsanız bakın, caminin hangi köşesine bakarsanız bakın, görürüz. O cami kapısı hep size doğru dönüktür. Şimdi buradan bakıyoruz, cami kapısı bize dönük. O tarafa geçip bakıyoruz. Yine dönük. Yine kapısı. Üç boyutlu arkadaşlar, görüyor musunuz? Sağ. Caminin kapısı. Düşünün. Bize devam ediyor. Kaç yılları dedim buna? 250 yıllık bir tablo. 250 yıl. Yaptığı meçhul. Üzerinde evet. Çeşitli yazılar var ama yani meçhul. Osmanlı zamanı diyelim. Evet. Bu tarafa doğru gidelim. Kabe örtüsü var en güzel. Hangisi Kabe örtüsü? Kabe örtüsü. Evet, bunu normal şeyi alalım. Şöyle. Evet, şu anda tabii ki vakit namazı değil. Yoksa buralarda gezmek, yani kadınlar biraz zor girer, girmesinler de. Ama Allah'a ki her kadınlar her yerde girmesin yani. Bu cami huşu yeri. Karşıda hünkâr mahferi. Yani huşuyu bozan hiçbir şey doğru değil aslında. Karşı hünkâr mahferi. Cami yapıldığından itibaren hünkâr, padişahlar cuma günleri gelip evet, cemaate iştirak eder. Ve şey, Ayasofya'daki gibi. Evet, her Selahattin Camii'nde bir hünkâr mahferi evet, vardır. Evet, evet. Ay, buna bak. Kabe-i Muazzama'nın örtüsü. Kabe-i Muazzama'nın örtüsü. Ay, iyi ki getirmişler. Bu Kabe-i Muazzama'nın örtüsü Yavuz Sultan Selim zamanında kutsal emanetler alındığında var mıydı? Getirilip ay. Bursa Ulu Camii'ye hediye edilmiş olan bir evet. Kabe örtüsüdür. Ama ne kadar güzel. Altın, altından herhalde kesin bu. Altın varaklarla işlenmiş kenarları ve o kadar şey olmuş ki yıpranmaya başlamış. Tabii canım. Yani. Onun için de muhafaza altına alınmış. Kutsal emanetler yani 1900 yıllar belki de daha. 1500'lü yıllarda alınıp getirilmişti. Sonradan olan bir kutsal emanetlerin getirilmesi var. Neydi Yavuz o? Sultan Selim. Ha, Yavuz Sultan. Ay. Kahire'yi fethettiği zaman evet arkadaşlar. 1516 yılında. 1516 düşünün kaç. Kahire'yi fethettiğinde 500'dan fazla. 600. Oradaki bütün kutsal emanetleri alıp getirmiştir. Bu kutsal evet. emanetlerin içerisinde çok şeyler vardır. Evet. Bir de bu Kabe ölçüsüdür. Çok güzel ama. Bunların ilaçları var ya. Böyle şey olmasın diye. Lime. İçerisine alarak bunun içerisinde belli bir nem oranında bu korunmakta evet. şu anda. Başka türlü korunamıyor. Tabii tabii ama çok güzel. Renkleri ne kadar güzel. Evet. Evet. Bir de şurada bir levha var. O levhayı da anlatalım. Ondan sonra ayrılalım. Evet. Çok manidar bir tablo. Manidar. Hadis olarak deniyor. Şu üzerinde demir çengeller olan alt tarafta çengel mi var? Yukarılarında hemen birer çengel var. Ha. Bu tabloda yazan mana şu. Sultanlar şu çengellerden yeryüzünde bakın şu çengel. Aha. Sultanlar yeryüzünde Allah'ın halifesidirler. Ha. Onlar mazlum ve mağdurları korumakla mükelleftirler diye yazıyor burada. Tabii 1920 yıllarında sultan ve çeşitli ünvanlar yasaklandığında burada da sultan ismi geçiyor diye bunun üzerine bir örtüyle örttüler. Ha. Örtü 1990 yıllarında kaldırıldı. 1980 yıllarında kaldırıldı. O zamana kadar bunun üzeri örtülüydü. Evet. Sırf içinde sultan kelimesi geçtiği için örtülüydü. Ya işte bu Türklerde de bu var arkadaşlar, yani gelen gidenin bütün medeniyetini yok ediyor. Yani bu tek bu dönemde olmamış. Ta gidin o Orta Asya'ya, Kırgızistan'a, Özbekistan'a, oraya buraya bir tane tarih eser göremezsiniz. Hepsi yıkılıp yeni yıkmayı bırak yok edilmiş yani. Ondan sonra da işte diyelim ki ben geldim, diğerinin hiçbir şeyini bırakmıyorum. Her şeyin medeniyetini yani. Evet. İşte Türklerde bir... Yanında da hemen mihrap. Nasıl diyeyim? Şöyle yapalım.
Yani Bu herhangi bir mihrap, şeyi eleştirdiğimiz için söylemenin gerçeği bu aynı yani. şekilde Aha. orijinal haliyle muhafaza edilmiş olan bir Evet. mihraptır. Aa, bak ne kadar güzel. Ama şeylerde, Batılılarda böyle bir şey yok. O yüzden tarihleri eğer bombalanmamışsa olduğu gibi korunuyor. Mihrap olarak Evet. eşi benzeri olmayan bir mihraptır. O orijinalliğiyle korunmuş. Evet. Çeşitli Çok camide şükür. depremler olduğu halde Ha. yine ayakta kalmış. Evet. Cami kubbelerinden de dediğim gibi 19 tane kubbe var. Ay. Bunların iki tanesi. Bursa'da çok büyük depremler olmuş. Ha. O depremlerde çoğu çökmüş bu Ha. kubbelerin. Demek ki onlar Ve bir onarılmış. tek iki tane kubbe. Birisi şu Hangisi? sağ uçtaki kubbe, bir de arka taraftaki bir kubbe ayakta kalmış. Ha. Diğerleri hepsi yıkılmış ve yerle Yeniden yapılmış aslında uygun olarak. Evet. Maşallah diyelim. Allah bir daha göstermesin tabii o depremleri. Artık depremleri de ihtiyatla karşılıyoruz. Gerçek deprem miydi, yapay mıydı falan. Evet böyle. Burada da bir tane kumaş var. Bu yukarıda müezzin mahfiline çıkan merdiven. Aa. Bu mahfilin de Aa, gerçek. bu tahtaları Ha, orijinaldir. şey buraya tutuyormuş, bir yerde iz vardı. Bu cami miydi o? Yok yok, o bu Fas'taydı o. Yani o hoca Bu çıkarken burada iz olmuş yok tuta yok. tuta, değil mi? Bu tahtalarda orijinal, o zamanki yapılmış olan tahtalar He. ve hiç bozulmadan üzerindeki Bakın. desenleri ve Ha, renkleriyle tahta boyamış. Bakın ne kadar güzel. muhafaza edilmiş olan bir Ya, örnek olarak evet. burada duruyor. Bazıları çıkmış ama şu da hoş yani, güzel. Olsun, tarihi olunca böyle biraz hani kopma da olsa güzel duruyor. Tarihi olduğu daha çok belli oluyor diyelim. Ay şu da çok güzel. Şurası Ayetel Kürsü mü o? Yok Yok değil. değil. Orada bir ibare var. Çok güzel bir ibare ama şu anda aklıma gelmiyor şu Arkadaşlar anda. bakarım ben, eğer bulursam yazarım. Aa, değil. Evet. Şurada besmele, bakın ne kadar güzel. Çok sade. Renklerin fazla olmadığı. Böyle siyah ve beyaz değil mi? Deniyor onun ismi. Kirli beyazın bütünleştiği çok güzel bir cami. Ben öyle çok renkli, böyle şeyli Çinili camiler yani. Yani Vav'ın böyle daha hoşuma gidiyor diyelim. bu Evet. vav harfinin bir diğer özelliği ceninin anne karnındaki Evet, pozisyonudur. pozisyonu. Aa, şurası değil mi? Burada Bakın. 8 tane vav var ve Ya. bu pozisyonu Gerçekten de öyle. Vav şeklinde gösteriyor. çıkıyoruz. Vav. Evet. Vav şeklinde insanlar geliyor ama elif şeklinde giden çok az herhalde. Önemli olan elif şeklinde mi gitmek? Hepimiz elif şeklinde gidiyoruz arkadaşlar. Şey, tabuta Elif girince herkes elif oluyor. şeklinde camiye gelmeyen yatarak geliyor bir şekilde. Onun bile şeyi vardı. Tabii işte dik gelmeyen yatarak gelir Yatay diyorlar. gidiyor. Yatay gelir. Ama herkes için geçerli o. Yani gelen de gelmeyen için de geçerli. Kaçış yok. Evet arkadaşlar, Ulu Cami'deki böyle küçük bir bilgilendirmeden sonra devam edelim, bakalım Şöyle. nerelere gideceğiz. Han Şadırvan'ı da gösterelim. En önemli tabii Şadırvan, zaten Ulu Cami'nin simgesi, sembolü. Böyle çok az caminin içerisinde Şadırvan vardır. Bu kadar eski camilerin içinde diyelim. Genelde bahçededirler. Bahçede de var ama ufak. Demin gösterdim. Şadırvan dışarıdaki ayrı. Burası Aa, direkt burası. burası acaba orijinal mi? Orijinal. Ha, mermer olduğu için orijinal. Hani mermerler biliyorsunuz çok dayanıklı. Şuraya bakın, ne güzel. Su da böyle ne güzel. İçi böyle topaz rengi. Güzel. Burada abdest alın. Namaz kılınıyor ama kadınlar nasıl abdest alıyor? Enteresan. Evet. Şöyle yapalım. Bence kadınlara uygun değil. Evet böyle. Yani her şeyinde bir adabı erkanı var. Evet. Ay şu camın üstüne Kubbelerin bak. çökmeyen de bir tek dedim ya Hangisi? çökmeyen cami Çökme. kubbesi Ha bu mu? şu cami kubbesinin altında bir üçgen var. Bakın. Göremiyorum. Ha şu. Ha, o üçgenler
çökmeyen kubbeler. Kubbeleri ilk inşa Ha, edilirken o bakın şekilde buralarda destekler yok yapılmış. arkadaşlar. Ama diğerlerinin hiçbirisinde Bakın yoktur. orada var üçgen, O şöyle üçgen bakın. Tam gösteriyorum depreme şu, şu. dayanmış, ve ayakta kalmış olan kubbeler oralarda mevcut. Ama diğerleri çöktüğü için tadilatta o üçgenleri yapamamışlar. Ha. Yerleştirmeyi bu Ya şekilde. Şat, sen güzel bir tarih açıklayıcısı olabilirsin ya. Meraklı arkadaşlar benim gibi. Ama ben unuttum. Aslında buraları hep rehberle de gezdik. Evet, şöyle. Bilgilerimizi yenilemiş olduk. Evet. Devam edelim. Evet. Başımızı da atalım şuraya. Baş sonuçta. Gitti mi? Başı bile atamadım. Herhalde birisi almaz. Buradan çıkalım. Evet. Ayakkabılarımızı alalım ve burası çıkış arkadaşlar. Şöyle. Ay nasıl serin geliyor. O soğuk geliyor yani. Yazın iyi de. Evet, burası da gördüğünüz gibi. Büyük bir ihtimal burası da depremde zarar görmüştür. Sonradan işte o asıl uygun olarak yapılmış. Turistlerin uğrak yerlerinden bir tanesi. Böyle. Bizim arka turlarında da Bursa turu, İstanbul turuyla beraber yapılmakta. Gerek gençler, gerek bayanlar, gerek de artık karışık diyelim isteyenler bu turlara katılıyorlar. Böyle bir, şurası Kozahan, şu ilerisi. Burada hanlar biliyoruz. İpek Kozahan bakın. Meşhur. Şu ilerisi Kozahan. İpekçilik. Bursa'da eskiden revaçtaydı. Şimdi bilmiyorum. İpekçilik bitti Bursa'da. Bitti mi? Her Bitti. yerde. O zaman burada bittiyse her yerde bitti. Evet, bayanları göstermeyelim. Böyle. Evet, burası da büyük bir havuz. Karşısı neresiydi? Orhan Camisi. Ha, o şey. Yani Osman'ın oğlu. Osmanlı'nın Ha. ikinci beyi Evet, Orhan Osman Bey Gazi biliyorsunuz tarafından arkadaşlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu, onun oğlu Orhan Bey Orhan Bey. tarafından Bursa fethedildikten sonra Ha. Bursa'ya yapılmış olan Bey Aa, Camisi'dir. evet. Burayı Orhan Bey mi şey yapmış? Orhan Bey Bursa'yı fethetti. Fethetmiş. Ama. Evet. Söğüt tarafında biliyorsunuz. İlk devlet kuruluyor. Sonra bu yavaş yavaş buralar fethediliyor. Osmanlı'nın da ikinci başkenti. Başkent, Yenişehir. Ama Edirne'den sonra burası başkent değil Hayır. mi? Ya. İlk başkent Yenişehir, Yenişehir'den sonra Bursa, Bursa'dan sonra Sonra Edirne, Edirne. Ha. Edirne'den sonra İstanbul gibi. İstanbul. Evet. Fethede fethede başkentleri değiştirmişler. Ah, inşallah. Yani başkent hep aynı Orhan kalır diyelim. Camisi'nin de önünden geçelim o zaman. Evet. İnsanlar akıllı olursa yani kalır. Akıllı olmazsa ne olur? Değişebilir. Burası Kozan işte. Kozahan Kapısında burası. zaten yazıyor Kozan. Evet. Bakın Kozahan. Zamanında Bursa Ha. tamamen Peki. koza ve ipekçiliğin meşhur olduğu Evet. bir yerde. Ama ne O güzel zamanlar bakın taşların kozasını kararmış. evlerinde kozasını Ha. üretenler getirir bu Kozahan'da Burası da Orhan satarlar. Camisi. Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'in Tüccarları. fethettiği Bursa'da böyle bir eser bırakması gayet normal. Padişahlar, Tabii. paşalar, vezirler hep Yani iyi ki bırakmış. birer eser yapıp Tabii. geriye bırakmaya Aa, çalışırlardı. onların hatunları da ne güzel eserler yapmışlar, bırakmışlar. Hepsi ayakta. Diğerleri yıkıldı gitti. Ama turistler de arkadaşlar hep böyle yani 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl önceki veya bizden önce burada yaşayanların medeniyetlerini görmek için geliyorlar yani. Orhan Bey Camisi de Hı. 1339 yılında inşa Yani edilmiş bir cami. evet. Zaten 100 yıldır doğru dürüst bir yapılaşma olmadı ki, çarpık çurpuk.
Bir yapılaşma neyini gelip görecekler? Bakın şu sanata bakın. Evet. Hepsinde bakın ne güzel şadırvanlar. Ay taş da çok güzel yakışıyor camiye. Orhan Camii. Evet böyle. Devam edelim. Evet valilik. Bu da güzel bir tarihi bina. Evet burası Setbaşı. Eskiden burası öyle bir akarmış ki arkadaşlar. Ha vallahi düşebilir. Evet. Yeşil Camisi'ne geldik arkadaşlar. Turist grubu. Burası da böyle bir yine tarihi mekanlar. Peyzajı güzeldir Bursa'nın. Çiçekçilik anlamında. Bakın Osmanlı mezarları. Burası Çelebi Mehmet'in türbesi. Mavi çineleri meşhur. Fetret devrinden çıkaran evet. Padişah. Yani Osmanlı'nın ikinci kurucusu. İkinci kurucusu. Fetret devrinden sonra evet. Kardeşleriyle yaptığı savaşlar neticesinde galip gelerek Osmanlı devrinden kurmuştur. Bakın arkadaşlar durdurup okuyabilirsiniz. Bu kadar göstereyim. Evet. Şöyle. Buraya defalarca geldik de her gelişte yeni gelmiş gibi oluyoruz. Ne kadar güzel huzurlu bir havası var. Ecdat yadigarı. Camiler, türbeler. Evet. Gelip buraları ziyaret etmeyen bir sonrakinde mutlaka gelir. Böyle bir söz duymuştum. Eninde sonunda gelir yani. Bayağı bir yürüdük çünkü. Burası da Almanya'daki gibi düz değil. Hadi bismillah. Ha, ayakkabı da giriyor değil mi? Buradan dönüyoruz. Hadi, selamünaleyküm. Evet, Ottoman Sultan fazla da yaşamamış. 86-21 1386-1421 oradan 15 yıl, oradan da 21 yıl, 20 yıl, 40 yaşında ölmüş. O zaman hangi padişah zaten uzun ömürlü yaşadı ki? Yok 40 değil ya. 15 oradan olunca, 20 de oradan olunca bir küsurat olması lazım. 20, 35 yaşında ölmüş. Tam 35 yaşında ölmüş. 21 oldu. Evet. 35 yaşında ölmüş. Şöyle. Şehzade ölmüş çocuk. Şöyle gördüğümüz gibi ne kadar güzel bir şey. Bunlar da şehzadeler mi? Hanımları veya çocukları, dadısı, kızı. Bunlar kızları. Şunlar mı oğulları? Bunlar oğulları. Bunlar uşakları. Evet. Hey. Bunlar ufakken ölmüş. Şehzade Mustafa Çelebi'nin oğlu. Evet. Şimdi bunlar devletin bekası için bir sonraki sultan tarafından idam edilen yani amcalar oluyor arkadaşlar. Onun tabi dal kabukları onu şey yapıyor. Sen olmalısın işte sen de sıra şu bu bilmem ne.
ne oluyor? Devlet 2-3 başlı oluyor. Dolayısıyla olmaması için bazıları hani şey yapıyor ya, şeyler boğdurdu işte çocuk kat. Ama bu gerekliymiş. Yani şimdi ben bakınca gerçekten. Yoksa o vallahi 10 yıl yaşamazdı bunlar. Yani 100 yıl yaşamazdı, onu demeyelim de abartmayalım. Ya senin hakkın, tas senin hakkın, öbürü diyecek senin hakkın, o diyecek ben daha başarılıyım, o diyecek ben daha zekiyim, ha sana. Tas savaşı, yani güç savaşı diyelim. Şöyle, yani yerinde bir uygulama. Şöyle, ay ne güzel. Devletin biliyorsunuz duyguları yoktur. Hani biz duygular insanlardadır. Beka için biliyorsunuz. Yani insanlar şehit oluyorlar. Onun gibi bir şey düşünün. Buna da İspanlı arkadaşlar burada önde gelen alimler diyelim. Muhasip falan yani devlet erkanında çalışmış olan insanların kabirleri. El Fatiha. Evet, tam karşısı Yeşil Camisi. Selahattin Camilerinden bir tanesi. Ama bu da çok güzel. Buraya da gelince yani çok huzur buluyorum. Her geldiğimde de gelirim mutlaka. Buraları gezerim. Yani buradaki camileri gezmeden ben gitmem. Çarşı pazar gezmiyorum yani arkadaşlar. Böyle tarihi camiler, eserler. Bunları geziyorum. Her defasında. Güzeldi. Şehrin göbeğinde. Daha da açmaları lazım da işte evler yapılmış, ne kadar açabilirler. Evet, burası da ön tarafı. Girişi. Bakın yani hep Türk mimarisi. Daha çok Selçuklu mimarisini andırıyor. Şu tarz. Türk tarzı büyük kapı. Burada da şadırvan var. Evet. Aynı dönem değil aslında. Çelebi Mehmet düşünün. Ondan sonra burası bildin mi? Kim burası? Kim yapmış burayı? Okuyarak bakalım. Arkadaşlar unutuyoruz biz. Her defasında bakmamız lazım. Burada mı yazıyor? Şurada yazıyor. Yok bu. Ha şuraya geçelim. Maalesef. Unutuyoruz. Erken dönem Osmanlı Üniversitesi'nin örneklerinden Yeşil Cami yapın. Çelebi Sultan Mehmet zamanında başlamış. Oğlu 2. Murat zamanında 1422 yılında tamamlamıştır. Ters T planlı yapılar grubuna girmektedir. Yeşil Cami mimarı Hacı İvaz Paşa, nakkaşları ise Ali Bin İlyas ve Mehmet El Mecnun'dur. Cami sadece taş kullanarak yapılmış ve üzeri mermer plakalarla kaplanmıştır. İki katlı caminin üst katında Osmanlı döneminde İlk kez bu camide görünen Hünkar Mahvili yer alır. Hünkar Mahvili önce burada yapılmış. Evet, Çelebi Mehmet'in oğlu yapmış arkadaşlar. Evet, burası camisi. Böyle. Evet arkadaşlar, içeri aşağı yukarı Ulu Cami'nin bir benzeri şadırvanı var. Orayı artık videomuz bayağı uzun olduğu için göstermiyorum. Burası böyle. Bursa'nın daha doğu kısmı, batı kısmı ileride. Ama buradan geriye de bayağı bir doğu kısım var. Ankara tarafı. Burası hemen hemen bir ortada kalmış durumda. Çok büyümüş, her yerden göç almış. Nüfusu herhalde 3-4 milyon vardır. Kesin 4 vardır da fazlasını bilemem. Göç almış bir, Türkiye'nin bütün illerinden göç almış bir şehir burası. Tabii ki bunun yanında yabancı göçler de olduğu için
yani 4'ün üzerinde bir nüfus olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar, yine Bursa'nın sembollerinden Iırgan'dı Köprüsü'ne geldik. Burası böyle küçük bir köprü. Tarihi Iırgan'dı, Çarşılı Köprü diyor. Bu da sağlı solu. Çoğu kapanmış zaten akşamüstü. Sadece sokağı göstermek açısından. Sokak dediğimiz yani köprünün üstünü sokak gibi yapmışlar. Böyle bu. Güzel tarihi evleri restore edip gidip eşya dükkanlarına çevirmişler diyelim. İncik boncuk. Kitap, hatta burada kitap Hamanda sütülen salep içmiştik bir ara. Yani hatırlıyorum. Bir de kahve içmiştik zannedersem. Şu muydu? Evet. Buranın kahvesi güzel. Gelenlere önerebilirim. Tavsiye ederim yani, su böreği falan. Böyle küçücük minicik güzel bir yer. Bu da buraya gelenler tarafından gezilen güzel bir mekan. Köprü. Irgandı Köprüsü. Evet, içeride. Yani böyle hediyelik eşyalar da var. Kafeler ve hediyelik eşyalar. Leylek der. Akım der. Gurabahane laklakan. Ay laklakan leylek resmen. Hani laklak yapma deniyor ya. Osmanlı zamanında böyle vakıf kurmuş. Yani Allah leyleklere ey. bakabilmek için. Leyleklere Hasta, bakma. yaşlılara. Görüyor musunuz? Ecdadımız zaten yani o kültürle. Yani şimdi o kültür kalmış mı hiç zannetmiyorum. Gördüğüm kadarıyla yok. Yani leylekler kadar vakıf kuracak bir medeniyetten gelen şu kültür nesiniz diyelim. Yani bunu da görebiliyorum. Buradan geçen göremeyen o kadar çok kişi var ki. Evet, burası da arkadaşlar. Bursa'ya geldiğiniz zaman İskender yiyebileceğiniz kebapçıların en başında geliyor. Orijinal mağazası burası. Kebapçı İskender, Mahdumu Süleyman ve oğulları. Hatta bunun sahibi geçen geldiğimizde buranın hikayesini anlatmıştı. Set başında güzel bir mekan diyelim. Burada gerçek İskender'i yiyebiliyorsunuz. Yani orijinal İskender yapan mekanlardan mekan diyelim. Mekanlar demeyelim. Bence sadece burası yapıyor. Bunun bir şubesi daha var ama esas merkez şubesi burası. Kebapçı İskender. Evet arkadaşlar, Bursa turumuz bu kadar, epeyce uzun bir video oldu. Burası Bursa'nın merkezi, heykel dediğimiz yer. Burası Saat Kulesi. Bir de Atatürk'ün heykeli var. O karşı tarafta kaldı. Heykel olarak geçiyor. Şuradan bakarsak şu ileriki tarafta beyaz görünen yerde heykel olmuş oluyor. Evet, burası şu karşısı da tiyatro. Buraya geliyorduk arada bir önceden. Burası da böyle caddede kavşağı diyelim. Evet arkadaşlar, eve geldik. Menümüzde kuru fasulye yaptım. Pilav pişmek üzere. Tabii ki bu brownie. Bir de brownie yaptım. Kek yapıp üzerine ıslak sosunu döktüm. Kakaolu. Yani bilenler bilir. Bunun ismi bir kara kız kek, bir ıslak kek, bir de brownie. Üç tane ismi var. Hangisini biliyorsanız bunu yaptım. Evet, kayınvalidem ben çok sarmayı sevdiğim için bana sarma yaptı. Yani yapmış. Bunu benim için pişirdim. Evet, bir de ne yaptık? Burada portakallı kurabiye. Üzerine de
Ceviz. Yani biraz uydurmasyon oldu. Dedim üzerine de ceviz ekeyim. Aslında cevizli kurabiye daha farklı. Cevizli kurabiye bir oluyor, portakallı kurabiye ayrı oluyor ama ben ikisini birleştirdim. Öyle. Güzel hani yemek sonrası çayda tüketebileceğiniz iki türlü tatlı yapmış oldum. Tuzlu da yapacaktım ama arkadaşlar yoruldum, onu da başka gün yapacağım. Yani bu akşam yemeği, bu da akşamda çay saatinde tüketeceğimiz tatlılar diyelim. Evet arkadaşlar, fırından çıktı. Nasıl görünüyor? Güzel. Kayınvalideme soruyorum. Nasıl diyecek acaba diye. Evet, buna da Hindistan cevizi üzerine serptim. Böyle güzel bir şey oldu. Şunu alayım. Evet. Akşamki çay fasımız böyle arkadaşlar. Yani Türkiye'ye geliyoruz da bir şey yapmıyoruz değil. Geziyoruz. Evet ama bir şeyler de yapıyoruz. Tabii ki artık bunlar yaşlı insanlar. Onlara biraz ikramda bulunmak gerekiyor. Evet. Herkes neyin nesi. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hepinize ağız tadıyla bir öğleden sonra veya akşamüstü diliyorum. Bakalım bir dahaki videoda nerede olacağım. Hoşça kalın.